Merhabalar efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar, Evet. iyi pazarlar tüm Çok izleyicilerimize. çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Cannes Film Festivali yapıldı ancak yine çok konuşulacak gibi görünüyor. Merve Dizdar'la ilgili çok şey anlatılacak, yazılacak, çizilecek. Öncelikle nasıl değerlendirdiniz efendim bu gelişmeleri? Evet, söylediğiniz gibi çok konuşulacak, hatta sosyal medyada konuşulmaya başlandı bile. Biliyorsunuz bu tür sanat olaylarında maalesef çok kısa süre içerisindeki o toplumdaki bölünmenin bir sonucu olarak hemen bir kesim bir şey yazıyor, ona saldırıyor, bir kesim sahip çıkıyor. Ve orada belki de maalesef en az konuşulan şey sanatın kendisi, oradaki işin kendisi oluyor. Şimdi efendim tabii biz Türk sanatçıları olarak, Türk seyircileri olarak uluslararası bir festivalde Türk sinemasının ödül kazanmasını, Türk sinemasından bir oyuncunun ödül kazanmasını, yalnızca sinemada değil, tiyatroda, müzikte, her anlamda başarılarına tabii ki sevinmek isteriz. Ama maalesef burada kazın ayağı pek öyle değil gibi. Çünkü şuna bakıyoruz. Cannes Film Festivali çok eski geleneği olan bir festival ama son yıllarda diyelim ya da Avrupa'daki medeniyetle ilgili bir tartışma yaptığımız zaman, hani Avrupa'nın son dönemde o neoliberal kültürünün, küreselleşmeci değerlerin etkisi altında kalmasıyla yaşanılan birikimin üzerine şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bu tür festivallerde artık çürümüş değerlerin savunusu yapılmaya başlandı. Yani o Cannes Film Festivali uluslararası bir festivalken Avrupa'nın bakış açısıyla dünyayı değerlendirmeye çalışan ya da Avrupa'dan Türkiye'yi ya da İran'ı, İran'da mesela benzer bir durum var. Zaman zaman İranlı yönetmenler de orada ödül alıyorlar. Şimdi bir değerler çatışmasına dönüşüyor iş ve bu değerler çatışmasında da Avrupa Birliği değerlerinin, küreselleşmeci değerlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Hem seçilen filmlerde hem sanatçıların işte ödül törenlerinde yaptığı konuşmalarda da bunu çok net olarak görüyoruz. Dediğimiz gibi normalde buna sevinmemiz gerekir ama çok sevinemiyoruz. Benzer bir durumu Orhan Pamuk Nobel ödülü aldığında da yaşamıştık falan. Belki bu hani sanatçı nasıl olmalı tartışmasıyla birlikte değerlendirilecek bir şey. Şimdi Nuri Bilge Ceylan daha önce biliyorsunuz Kış Uykusu, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da Üç Maymun gibi filmlerin de yönetmeni. Bu kamuoyu bu filmleri, sanat camiası çok yakından biliyor. Evet. Şimdi 76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar oyuncu olarak ödül alıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne adlı filmle. Biz tabii filmi henüz izlemedik. O yüzden filmin filmografisiyle ilgili, yani filmin konusu, teması nedir, nasıl çekilmiş, ne olmuş filan, bunlar hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Çok yakın bir zamanda muhtemelen Türkiye'de de bu filmi izleyeceğiz. Ama Merve Dizdar'ın ödülü alırken yaptığı konuşmada konuşma tartışma yarattı diyelim. Ne diyor? İşte filmdeki karakterini, oynadığı karakteri anlattıktan sonra bu ödülü Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum diyor. Yani bu mücadeleci ruhlar kimler acaba? Türkiye güzel günler kavramını neyle tanıyor? Nereye selam gönderiyor? Nereye selam çakıyor? Ben nerenin adamıyım diyor. Yani bunları özellikle açık ederek yaptığı bu konuşma işte kuşkularımızı daha da çok arttırıyor diyelim en kibar deyimiyle. Kuşkularımızı daha da çok arttırıyor. Filmi izleyince tabii filmin sinematografik eleştirisini yaparız, konuşuruz. Sanat camiamız bunu değerlendirir ama böyle önemli yönetmenlerimizin, sanatçılarımızın yurt dışına gidip Türkiye'ye oradan salvolar sallamaları maalesef alışılagelmiş bir şey oldu. Bu da incitiyor. Yani Türkiye'ye Türkiye'den bakmayan, Avrupa'dan bakan, Türkiye'yi her fırsatta uluslararası düzeyde aşağılayınca, hakaret edince, Türkiye'ye karşı eleştiri getirince sanatçılar büyüyeceğini sanıyorlar ama öyle olmuyor.
Bakın yani bizim bir taraftan da bir Yeşilçam geleneğimiz var. Yeşilçam'ın yarattığı bir seyirci var ve Yeşilçam için film çeken yönetmenler, set işçileri, oyuncular, o ruh kayboldu. Yani Yeşilçam ruhu kayboldukça, çünkü siz Yeşilçam'daki hiçbir aktöre, hiçbir aktriste, hiçbir yönetmene Türkiye'yi dışarıda şikayet etme modunda bir şeyler söyletemezdiniz. Onun yarattığı bir, o buraya ait bir şeydi. Buradan beslenen, kanalları buradan beslenen filmdi. Bir sinema geleneğiydi Yeşilçam. Maalesef o kayboldu. Bir ikincisi, eğer çok vaktinizi almıyorsam, Lütfen. filmin bütçesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Çünkü dediğim gibi filmi izlemediğimiz için sanatsal anlamda o konularda konuşamıyoruz. Ama bir ödül töreninde Merve Dizdar'ın yaptığı konuşmayı ve ödülün bütçesiyle, sinema filminin bütçesiyle ilgili şeyi konuşabiliyoruz. 3,5 milyon eurodan bahsediliyor. Yani filmin bütçesi 3,5 milyon euro. Şimdi bakın, bu bütçede bir film gişe filmi olabilir. Yani gişe filmi çekerseniz bu bütçelerde gişe filmi çekilebilir. Yani mantıklıdır. Olabilir. Ama öyle anlıyoruz ki, fragmanı izledim ben. Yani bu bir gişe filmi değil. Bu bir sanat filmi zaten. Hani o kategoride değerlendiriliyor. Daha da enteresan yanı, 3,5 milyon euro denen, yani bu rakamı gözünüzde canlandırın, ne demek istediğimi anlarsınız. Kroatlar üzerine 3,5 milyon euroya ne çekildi, ben tahmin ediyorum yani ne karşılaşacağım, ama bunun 2 milyon lirası, 2 milyon Türk lirası Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmiş, ama 470 bin Eurosu Avrupa Konseyi'nin bütçesinden karşılanmış. Şimdi bunlar böyle küçük rakamlar değil. Yani sanat üretiminin perde arkasında, işin prodüksiyonla ilgili kısmında aslında bakarsanız işte o selam çakmaların niye olduğunu anlıyorsunuz. Nerelere mesaj Yani gönderildiğini, bu nerelerden para alınarak film yapıldığını, o ilişki biçimini kavradığınız zaman sonuca da ulaşıyorsunuz. evet, yani ortada bu bütçe varsa diyorsunuz ve bu da Avrupa Birliği tarafından, Avrupa Konseyi tarafından eğer desteklenmişse ortaya da böyle bir sonuç çıkıyor diyorsunuz, değil mi efendim? İşte o ilişki biçimi sonucu da yaratıyor. O temayı da, filmin söylediği sözü de etkiliyor. Yani çok filmi izlemediğimiz için henüz bir şey söylemek doğru değil, ama ben neyle karşılaşacağımı çok iyi biliyorum. Tabii. İyi hissediyorum. Bakın, Orhan Şimdi Pamuk da Nobel'i aldığında romanla ilgili dil bilgisi hataları bile vardı. Yani bu edebiyat eleştirilerini okuduysanız, o edebiyat eleştirilerinde çok ağır şeyler çıktı. Yoksa biz seviniriz tabii ki. evet, biz tabii ki Merve Dizdar ve tüm herkesin aslında sahadaki tüm herkesin işini iyi yapmasını ve çok iyi ödüller almasını tabii ki canı gönülden isteriz. Ancak sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi son yıllarda özellikle bu tarz ödüller, daha doğrusu ödül geceleri mi acaba kullanıyor? Özellikle ülkemizi kötülemek, sanatımızı, sanatçımızı, daha doğrusu Türkiye'mizin değerlerini kötülemek gibi bir fırsat mı kullanıyor acaba? Murat Bey, ne dersiniz? Ben işin açıkçası hem sizin söyleminizden hem de yine yaşananlardan, yani bu Cannes Film Festivali'nde yaşananlardan gözlemlediğim, işin açıkçası özetlediğim bir tablo böyle çıkmış oluyor. Evet, maalesef bu ödül törenleri de bu kitle desteğini, bu tribünlere oynama hastalığını körüklüyor diyelim. Yani bakın, sinema, Türk sineması, sinema sanatı zaten son 100 yılın sanatı. Öyle yani çok eskilere giden bir sanat değil. Ama özellikle son yıllarda hem teknolojideki gelişmeler hem de bu alana yapılan yatırımlar nedeniyle sinema çok hızlı ilerledi. Artık devasa bir sektör. Bunu herkes kabul ediyor ve her ülke, her kültür bununla ilgili bir şey yapıyor. Mesele bunda değil, ama mesele şu: bu artık bir propaganda malzemesi olmaya başladı.
ve türbünlere oynamanın yeri olmaya başladı ödül törenleri. Yani elbette ki sanatın eleştirisi olacak, toplumsal eleştirisi olacak, insana dair eleştirisi olacak ama biz bu kirlenmiş dünyada artık neoliberal politikaların, küreselleşmenin alt üst ettiği değerlerin ya da dayattığı değerlerin hep aynı sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Örneğin bir film çekiyorsanız içinde eğer etnik milliyetçilik varsa, yani Türkiye ile ilgili söylüyorum, işte Türkiye'de şu etnik milliyetçiliği ya da bu etnik milliyetçiliği destekleyen alt temalar varsa ya da eşcinsellik propagandası, LGBT propagandası varsa, işte oradaki bir karakter üzerinden bu anlatılıyorsa ya da siyasi anlamda ya da ekonomik anlamda o ülke kültürünü aşağılayan unsurlar varsa, birden bu çok büyük sanat eseri oluyor ve bu lobiler tarafından destekleniyor. Yani bu saldırı bize yalnızca ekonomik olarak, siyasi olarak ya da güvenlik nedeniyle gelmiyor. Kültürel olarak da geliyor. Bu kültürel yozlaşmayla mücadele etmek lazım. O yüzden diyorum, bunun karşısına bizim Yeşilçam ruhunu koymak lazım. Bizim Yeşilçam ruhu bunun panzehiridir. Ha, tabii ki teknik olarak daha ileri filmler yapacağız, daha ayrıntılı anlatacağız ama biz Avrupa'dan ödül alacağız diye kendimize küfretmeyeceğiz. Evet. Halkımla, insanımıza, kültürümüze, geçmişimize küfretmeyeceğiz, küfrettirmeyeceğiz. Bunu bir meziyet sayan sanatçılara da gerekli cevabı vereceğiz, halkımız da verecek. Yoksa biz yurt dışında, uluslararası düzey Türkiye'nin, Türk sinemasının, Türk sanat birikiminin sevilmesini, oralarda ödüller almasını büyük bir memnuniyetle karşılarız. Ayakta alkışlarız. Canı gönülden alkışlarız. Tıpkı spor kulüplerimiz yurt dışında ödüller, başarılar kazandığı gibi. Ama bunun arkasındaki gerçeği de görmezden gelemeyiz. Ben yalnızca bunun altını çiziyorum. Evet, tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle ülkesine haliyle saygı duymayanın aldığı ödülün de bence hiçbir şekilde tebrik edilesi bir yanının olmadığını düşünüyorum. Şahsen eminim ki siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Şimdi Murat Bey, şimdi bir de şunu soralım. Siz az önce konuşmanızın başında ifade ettiniz, ben not aldım buraya. Sanatçı peki nasıl olmalı? Yani bu soru bence çok önemli. Yani biz bu tarz isimlerin ülkesini kötüleyerek böyle uluslararası bir film festivalinde, bir organizasyonda ülkesini kötüleyerek bir yol alamayacağını ifade ettik az önce. Siz de ifade ettiniz. Ama bir taraftan da gerçek sanatçı nasıl olmalı sorusuna bence bir göz atmak lazım. Ve bu sorunun cevabını da ben sizden istiyorum efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi bu söylediğiniz tartışma aslında çok uzun ve çok güzel bir tartışma. Ama kabaca şunu söyleyelim. Hani bir bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklar üzerinden sanatın hangi dalında, resim, müzik, sinema, tiyatro, hangi dalında olursa olsun, sanatçının gösterdiği yaratıcılığın, unutmayın ki, hani biz diyoruz ya ayaklarını bu topraklara basan diye, iki ayağınızı sağlam bir şekilde bu topraklara basarsanız, sizin o bugün gösterdiğiniz yaratıcılık sizden önceki büyük bir geçmişin, kültürün kodlarını taşır. Evet. O yüzden burayla bağınızı kopardığınız andan itibaren, hani ben o kavramları kullanmak istemiyorum, işte yerlilikti, millilikti filan, ama o değerlerle bağınızı kopardığınız zaman sizin yaratıcılığınız da sahteleşir. Sahteleşince ürettiğiniz iş de sahteleşmeye başlar. Ve karşılığı olmaz, kalıcı olmaz. Dikkat ederseniz dünyanın büyük edebiyatçıları, büyük sinemacıları, büyük tiyatrocularının tarihte iz bırakan yanlarını, ne anlattıklarını, nasıl anlattıklarını ve yaratıcılıklarını nasıl kullandıklarını, kimin yararına kullandıklarına dikkat edersek aslında yanıtı da bulmuş oluyoruz. Evet. Yani biz olmaktan korkmamamız lazım. Bu özgüveni, sanatçılarımızın bu özgüveni herkesten daha çok yaşaması gerekiyor. Türkiye'deki herkesten daha çok. Çünkü o bizim yarattığımız bütün bir Türkiye'deki bütün bir kültürel olgunun soyutlamasını yapıyorlar. Bunun üzerinden bir yaratıcılık yapıyor. Ressamsa tuvale çiziyor. Sinemacıysa filme alıyor. Ama
derdi olmayan sanatçı, derdi, tasası olmayan ya da hazır önüne konulmuş kaplardan bir şeyler yaratmaya çalışanlara biz karşı çıkıyoruz. İşte biraz önce anlattım, hazır önümüze konan kaplar ne sorusunun cevabını da verdim. Yani onlar Türkiye'yi, İran'ı, Suriye'yi, Arap coğrafyasını, Asya coğrafyasını öyle görmek istiyorlar. Az gelişmiş, demokrasiden anlamayan, hiçbir işini beceremeyen, insanların sürekli mutsuz olduğu, sorunlu, insanların büyük bir şekilde birbiriyle ve kendi içinde çatıştığı bir dünya gibi algılatmaya çalışıyorlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden Avrupa'dan bakmak diyorum. Oysa ki bu coğrafya medeniyeti yaratan coğrafya. Biz bugün bu coğrafyada bu sorunları yaşıyorsak yine onlar yüzünden yaşıyoruz. Evet. Yani buraları terörize eden kim? Biz miyiz? Onlar bu terörü buraya getirdiler. O yüzden diyorum sanatçı bilinç düzeyi anlamında ayaklarını sağlam, iki ayağını sağlam yaşadığı toprağa basmalı ve ufkunu da evrensel olarak tüm dünyaya açmalı, evrensel değerlere açmalı. Yoksa yok olan, çürüyen, artık hiçbir çözüm üretemeyen bu küreselleşmeci değerlere teslim olan bir yerden sanat da çıkmaz, evrensellik de çıkmaz, yaratıcılık da çıkmaz ve nitekim görüyoruz çıkmıyor. Ne Avrupa'dan ne şeyden son yıllarda böyle büyük edebiyatçılar, büyük sinemacılar, büyük tiyatro adamları çıkmıyor. Çünkü ekonomik olarak bitti. Bakın işin bu boyutu çok ilişkili sanat dediğimiz şey. Yani devrimci ruh yok olunca onun sanatını yaratan sanatçı da yok oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Gericileşen, yozlaşan kültürün dilini söyleyen, onun gibi hisseden, oraya bu hazır kaplara sanat üreten bir yabancılaşmanın nesnesi haline geliyor sanatçı. O yabancılaşmanın nesnesi olmaktan sanatçıyı kurtarmak lazım. Sanatın özgürleşmesi de böyle olur. Sanatçının özgürleşmesi de böyle olur. Siz bu topraklara, bu coğrafyaya, bu kültüre hazır yiyecekler sokarsanız, dışarıdan hazır yiyecekler sokmaya kalkarsanız buradaki gerçekliği göremezsiniz. Gerçekliği göremezseniz de gerçekliği yanlış anlatırsınız. Ve o sizin yüzünüzde şimdilik bir başarıymış gibi görünür ama tarihsel olarak silinir. Bir kalıcılığı olmaz. Peki. Sayın Demirbaş, çok teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandınız ve bu hassasiyeti ve özellikle yaşananları, bu Cannes Film Festivali'nde yaşananları aslında bir sanatçı gözüyle her şeyden önce yorumladığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar efendim. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Sayın Murat Demirbaş bizlerle beraberdi.